Gazeteci Metin Göktepe öldürülmesinin 27. yılında anılıyor. Evrensel Gazetesi'nin muhabiri Göktepe'yi annesi Fadime Göktepe ve ablası Meryem Göktepe CNN Türkiye editörü Serdar Korucu'ya anlattı. İzleyelim. Olay çok açıktır. Maalesef. Metin gözaltına alınmıştır ve gözaltında öldürülmüştür. Bir ses duydum. Ben gazeteciyim. Beni niye dövüyorsunuz diye. Sopalarla Metin'e vuruyorlardı. Metin yaklaşık bir 10 dakika sonra bayıldı. Metin'i gördüğümde Metin cansızdı yerde. Metin Göktepe'nin ölüm haberini nasıl aldınız? Akşam oldu. Herkes geldi. Metin telefon etmedi. Dedim ki Aziz, Metin telefon etmedi. Niye acaba? Onu dedi gazetecilere gitti. Arkadaşlarına gitmiş o. O gidiyordusa benim içerim böyle sızılıyordu. Ben korkuyordum. Aziz dedim abin neredeyse bilmiyorum abim bir haber gelmedi. Anne geliyor dedi. Sen niye o kadar talaşlı? Bana çay yap dedi. Ben okula gideceğim. Tamam çayını yaptım ekmek yok dedim aşağı git. Şey bizim evin altındadır. Çocuk gitti geldi biri ağlıyor biri ağlıyor. Metin. Aziz ne oldu? Abimi hastahanede öldürmüşler. Ne yapmışlarsa şeydedir. Cerrahpaşa'da dedi. Tamam Metin'i öldürmüşler dedim. Kendimi balkonda aşağı atacağım. Karlar beni tuttu. Ha, daha kendimi bilmiyorum. Ne oldum, ne olacağım. Bilmedim yani. O kadar ki. Ama Metin beni yaktı. Metin beni. Meryem'i çok severdi. Meryem'le hep beraber vardı. O gece ben bir rüya gördüm. Mesela çok mistik ama ben çok etkilendiğim bir rüyaydı. Böyle bir dere kenarındayım. Şırıl şırıl akan bir dere. Böyle güneş ışınları vurmuş falan. Böyle şahane bir derede. Balık tutuyorum. Ve bir sürü balık tuttum. Bir tane karabalığı kaçırdım. O karabalık kaçtı diye çok üzüldüm. Ertesi gün İşe gittim. Masamda oturamadım. Bir aşağı iniyorum, bir yukarı çıkıyorum. Ve ben o katları dolaşırken birileri beni arıyor. Arkadaşıma dedim ki ya bugün herkes beni çok arıyor. Dedim Metin dedim. Sonra dedim ki yok yok aklıma getirmeyeceğim ya. Yok hayır öyle bir şey yoktur canım. Niye öyle bir şey dedim ki böyle kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Ne olacak ki yoktur bir şey dedim. Mahallemizden hem okuldan arkadaşlarım olan hem de komşumuz olan ev sahibimin 3 tane çocuğu birden aramış beni işte. Not bırakmışlar. Salih, Sebahat, Uysal. En son Uysal'la denkleşebildik. Uysal dedi ki bana seninle görüşmek istiyorum. Gördüm Uysal'ı. Yanında da 2 tane arkadaşı var. Gazeteye gidelim orada konuşalım dedi. Bana bak ne oluyorsa söyle bana dedim. Yani bana gerçeği söyle dedim. Bir şey var dedim. Ya dedi var bir şey. İşte Evrensel'den dedi... Metin diyorlar ama üç tane Metin vardı. Metin Kurt, Metin İlgün, Metin Göktepe. Metin diyorlar ama hangi Metin olduğunu bilmiyoruz. Yaralanmış, hastanede yatıyormuş dedi bana. Dedim ki ne fark eder ki? Beni Metin'e götürün dedim ben. Çıktık yola, gidiyoruz. Baktım adli tıp. Allah Allah diyorum. Niye adli tıpa geldik ki biz yaralıysa Metin? Sonra abimi gördüm. Gittim dedim ki Metin nasıl dedim. Cevap vermiyor abim bakıyor bana gözleri dolu. Şöyle yakasından tuttum böyle hani yumrukladım. Söyle dedim. Dedi ki anla işte dedi bana. O andan sonrasını hatırlamıyorum yani. Otopsi raporu yapılacak. Otopsiye girecek. Aileden biri olursa alabiliriz dediler. Ya hangi cesaret hangi şey bilmiyorum ben girerim dedim. Ay, güldü bana böyle. Dayanabilecek misin falan dedi. Böyle benim böyle inanılmaz tepem attı ama böyle hani ölümüne dayandım dedim. Ona da dayanırım dedim. Avukat girdi. Sonra işte bekliyoruz çıktı. Avukatı bir gördüm böyle yüzü böyle yeşil mor arası bir şey ve böyle donuk bir bakışla karşıdan geliyor ve şey hani bizi görmüyor. Hani sadece şöyle diyor. Bu vahşet nasıl işlenir? Biz o gün orada
yası bırakıp hani mücadele etmemiz gerektiğini kavradık. O gün orada ötelediğimiz bir yaz. Bir metin gider, bin metin gelir. Metin için geçer, sevemiyorum ben, yaşları gördüm mü? Hani bir kaybettiğiniz biri fotoğrafa düşünce artık bu gerçek yani. Ondan sonra işte ben dedim annem ne yapıyor? Ya annemin yanında olmam lazım benim yani. Arkadaşım taksi çevirdi. İşte ilk defa bir taksiyle gidiyorum. Metin'in o fotoğrafı elimde. Boğuluyorum, nefes alamıyorum. Camları açıyorum. Ocak, işte 9 Ocak sabahı. Camları açıyorum ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. O fotoğrafı tutup böyle duyurabildiğim kadar insana bağırmak istiyorum. Gerçekleri yazmak üzere yola çıktı genç bir gazeteci, öldürüldü. O arada şeye söyledim, taksi şoförüne söyledim, dedim ki bilin yani dedim. Dedi ki suçu neymiş dedi bana. Evet, Metin'in tek suçu gazeteci olmaktı. Bugün gazeteci Metin Göktepe'nin kimler tarafından öldürüldüğü konusundaki soruşturma derinleştirilerek olayı araştıran müfettiş sayısı artırıldı. Dün Metin toprağa verilirken gazeteci dostlarının yanı sıra binlerce kişiden aynı ses yükselmişti. Metin'den dönmez, 1996'nın ilk basın şehidi Metin Göktepe toprağa verilirken meslektaşları aynı yemini ettiler. Katilleri bulacağız. Hakikaten işte Uğur Mumcu, ya bunca insan, hani insanlar aydınlansın diye canlarını veriyor ya. Yani sorulan soru şu, ne kadar yol almışız ki? Suçu neydi? Dedim gazeteciydi. Yani ne olsaydı hak etmiş olurdu. Onların kafasını koparmaya geldik. Hani ne korkunç bir söylem demiştim ve bizzat yaşadık yani. Hani böyle bizzat yaşattılar bize. Ne oldu? O gün aslında emri veren Orhan Taşanlar dedi ki işte 7'den 70'e herkes böyle junta dönemini aratmayacak bir şekilde 1000'e yakın insanın bir spor salonuna yaka paça tıkılması. Gözaltına alınanları kamerayla tespit etmiş. O kameralara baktırdım arkadaşlara. Gözaltı listelerini incelettirdim. Kesinlikle gözaltına alınış kaydı yok. Bu listelerde bulunan yolcular var. Kenan Işık. Metin Göktepe'ye vurdular. Evet. Onlar vurdular. Kafasının arka tarafında herhalde yarıldı. Çünkü kafasından kan akıyordu. Oldukça çok akıyordu. Birisi geldi. Bu öldü falan dedi. Ben Metin Göktepe. Ben muhabirim. Öyle deyince daha yüklenmeye başladılar. Daha çok vurdular. Metin duvarda dediler düştü. Metin onu duvarda düşmüş. Ama duvarda, bu kadar duvarda çocuklar bile düşmez. Metin niye düşsün ki? O kafaların yaraları neydi? O kadar. Metin orada düştü. Ölmedi ki. Ve... Ya Metin'in adli tıp raporunda şöyle yazıyordu. Bir kere bir şeye bağlı bir ölüm değil, birçok nedene bağlı. Yani iç kanama, doku kanaması, beyin kanaması. Hani birinden kurtulsa birin diğerinden ölecek şekilde vahşice dövmüşsünüz yani. Böyle savunmasız bir insanı. İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan ise Kanal D'ye yaptığı açıklamada olay nedeniyle Türkiye'den özür diledi. Üzüntümüz sonsuzdur. Ve Türk kamuoyundan önünde de gerek basın mensuplarından, gerek Göktepe'nin ailesinden de özür diliyoruz. Çok özür dilediler ama ben kabul etmedim hiçbir şey. Kamuoyunun dikkatli izlediği Göktepe davasından pis kokular çıktığı izlenimi veren bir tablo vardı ortada. Ve avukat Ahmet Ülger iş bitirme buluşmasında sanki bu korkunç iddiayı doğruluyordu. Gazeteci Göktepe'yi çok konuştuğu gerekçesiyle geçen yıl 8 Ocak'ta gözaltına aldıran emniyet amiri Mehmet İşbitiren'in ağabeyi olduğu öğrenilen avukat bey daha sonra Fatma Giri'ye bunu inkar etti. Sizin bir emniyet müdürü kardeşiniz varmış. Hasan da bunu sizin kurtardığınızı söylüyor. Hayır, benim emniyet müdürü kardeşim yok. Soyadları farklı olmasına rağmen avukatla emniyet amirinin nüfus kayıtları kardeş olduklarını gösteriyordu. Evet, yargıya gölge düşüren bu olayın aktörlerini dün Türkiye ibretle izledi. Fatma Girik o saatten sonra o programı yapamamıştı. Benim hala yüreğimde çok acıdır yani. Çok severim Fatma Girik'i yani. Genel yayın yönetmeni o zaman
Fatma Gül'ün direkt bana ifadesi bu. Bana kızar mı, eder mi bilmiyorum ama hep içimde kalmıştı. Uğur Dündar beni çağırdı dedi. Sen bunu, senin işin bu değil. Senin işin insanların yüzüne tükürmek. Bu bir gazeteciliktir. Bunu sen yapamazsın, yapmamalıydın, bize söylemeliydin. Aslında Fatma Girik gazetecilik de yapabilirmiş. Çok da güzel yaparmış. O oldu son haberi de zaten. Ondan sonra da işine son verildi. Bu sabah toplanan İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu'nun açılışında konuşan Devlet Bakanı Adnan Ekmen, bakanlık müfettişlerinin raporlarının henüz tamamlanmadığını ancak olay üzerindeki perdenin kalktığını söyledi. Olay çok açıktır. Maalesef. Metin gözaltına alınmıştır ve gözaltında öldürülmüştür. Kolay mı oldu? Hiç olmadı. Hani hiç olmadı. Sonra dava süreci başladı biliyorsunuz. Sonra sürgün bir davayla karşı karşıya kaldık. İstanbul'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle önce Aydın'a gönderildi. Duruşmaya silahla girilmez dışarı çıkın. Duruşmaya silahla girilmez dışarı çıkın. Kim olursa silahla duruşmaya girilmez dışarı çıkın lütfen. Spor salonunda yapılan yargılamadan sonra mahkeme güvenlik için dosyanın buradan da alınmasını istedi. Adalet Bakanlığı yeni ili belirledi. Afyon, Göktepe'nin ailesi şimdi adaleti burada arayacak. Duruşmaya annem Metin için bir etkinliğe giderken yolda trafik kazası geçirmişti Bursa'da. Kafası bandajlı, ayağı alçılı geldi. Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe salona alkış sesleri içinde geldi. Öleceğim, Metin müsaade etmedi. Dedi ki ölme anne, benim mahkemem var. Yine geldim. O zaman hani biz kardeşleriz, gençleriz ve şey... Ya bu dava bırakılamaz. Hani o mesajı ben bile aldım yani. O dolayısıyla kamuoyu da aldı. Yani annem dedi ki hani ben bu halde bile bunun peşini bırakmayacağım. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Metin'in davasında işte 6 tane polis ceza aldı. O da göreceli bir cezaydı. 6,5 yıl ceza aldı ama kıymetliydi de çünkü binlerce insan 3 yıl boyunca hiç bırakmadı o davanın peşini ve ilk hani öldürülmüş bir gazetecinin katilleri yargılanmıştı. Bu çok kıymetliydi. Ama işte gerçekten sorumlular yargılanamadı. Katil bağlasın de. Kadının biri dedi, keşke benim çocuğum öyleydi, Metin ölmeydi. Dedim, niye? Acık, susuzluk dedi, bizi dışarı çıkartmıyorlar. Metin baktı ki, yoğurt, makarna, ekmek, cam da bize verdi, gitti. Yani, Metin kötü değildi ki hiç ama Metin onun için öldürdüler. Annem şurada oturuyor, karşısında Metin. Ben annemin gözlerinden görüyorum Metin'e nasıl baktığını. O tabloyu da kaldırtmıyor, orada kalsın istiyor. Yani mümkün değil unutmanız ilk günkü gibi. Ya ben eskiden şöyle derdim, kafamı yastığa koyduğumda ya unutursam çok ihanet, böyle çok korkardım hani onunla yaşadığım, mesela çok kıymetlidir onunla yaşadığım her an. Onu böyle sürekli tekrarlardım ki unutmayayım. İnsanlar insanı öldürür mü hiç? İnsan insana kıyır da öldürür mü? Bu dünya öyle bir dünya. Tekme tokat dövüldüğünde Ali İsmail, ya işte Metin'i böyle öldürdüler dedim. O zaman anladım ki İlhan Erdost'u bu şekilde öldürdüler. Yani döve döve insan öldürmek, ya kurşun bir derece diyorsunuz yani şey de dedi ya... Emel abla dedi işte, Emel Korkmaz dedi ya, ya keşke bu kadar dövmeseydiniz de bir kurşunla öldürseydiniz. Ya acı çektirmeseydiniz. Ya ölümlerden ölüm beğendirmek. Ne korkunç bir şey. O kadar acıyı bana bıraktı ki. Dünya kadar Metin'i bana bıraktı.